farklı alanlarda üreten, çalışan, hayatın içinde kalıpların dışında, yürünmeyen yollardan yürüyen kadınlarla YouTube kanalımda bir araya geliyorum. Her zaman söylediğim gibi mesleğin cinsiyeti yoktur. Herkesin istediği sanatı, sporu ve mesleği yapma hakkı ve özgürlüğü vardır. Bugün de hedeflerini, başarılarını şampiyonlukla taçlandıran Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile birlikteyim. Aynalarda gördüğümsün, ağladığım güldüğümsün. Aynalarda gördüğümsün, çözemezsen gördüğümsün sen. Kafa vuruşu direkten döndü ve topa nereye gidiyor? Beli 2 atıyor, Beşiktaş 2-0'ı buldu. Futbolda var ya böyle göğsünde yumuşatıyorsun topu. Siz yapıyor musunuz onu? Evet, kesinlikle her antrenman yapıyoruz. Erkekler kadar iyi yapabiliyor musunuz? Daha iyi yapıyoruz. Ve ilk düdük geliyor, mücadele başlıyor Vodafone Park'ta. İlk defa Vodafone Park'ta bir maça çıkıyorlardı. İlk defa 33 bin kişi onlar için bağırıyor, destekliyor ve gönülden onları kucaklıyor. Sevgili Berna, merhaba. Merhaba. Birazdan antrenmana gideceksiniz. Ben öncelikle seni biraz tanımak istiyorum. Kaç yıldır futbol oynuyorsun? Nasıl bir ailede büyüdün? Ve ailenizde futbol oynayanlar var mıydı? Senin ilk futbola başlayışın nasıl oldu? Ben kendimi bildim bileli futbolun içerisindeyim. 9 yaşında lisans olarak futbola başladım. Bizdeki o futbol aşkını gördüler. Bizdeki ışığı, yeteneği fark ettiler. Ereğli Belediye Spor'da futbola başlamış oldum. İlk başta mahallede erkek arkadaşlarımla top oynuyordum. Beden eğitim derslerinde. Hatta hocam şey dedi, ya oynama falan, anneme söyledi, oynamasın falan, hani şikayet ederdi. Annem de bırakın oynasın, hani içinden geliyorsa oynasın dedi. Hatta bensiz mahalle maçları falan yapmıyorlar, maçlara bensiz çıkmıyorlar. Zilim illa çalıyordu, in aşağıya maça gideceğiz falan. Hani diğer mahallelere maça gidiyorduk. Bu şekilde başladı. Doğduğumdan beri futbol oynuyorum, öyle söyleyeyim. Kendimi bildim bileli. Abimle ilk başta sokakta falan oynamaya başladık. Bir gün öyle şey dedik, hani halı sahaya gidelim, oynayalım falan dedik. O sırada da erkek takımının hocası izliyordu. Yanıma geldi, şey dedi, sen bir yerde oynuyor musun falan. Ben hayır dedim. Sonra annemle konuştular. Ben sonra bir hafta sonra falan başladım orada. Orada 4 sene oynadım. Erkeklerin içinde gol kralı falan oldum. Tek kız olarak. Çanakkale Gelibolu Tayfur Köyü'nde doğdum. Orada büyüdüm. Hala daha orada yaşıyorum. Futbola erkeklerle beraber köyde sokakta oynarken başladım. Futbola şöyle tabii ki bizim dünyamızda kadın futbolu sayısı çok az. Biz erkek arkadaşlarımızla beraber birçoğumuz işte mahallede, sokakta, yazlıkta futbol oynamaya başladık. Ben 4-5 yaşlarında evde çorapları birbirine katıp top oynayan bir kız çocuğuydum. Çok iyi bir futbol izleyicisiyim. Hem Türkiye Futbol Ligi'ni hem de Avrupa Futbol Ligi'ni yakından takip ediyoruz ailece. Beşiktaş'ı tutuyorum. Hatta ailece Beşiktaşlıyız. Peki ailen ilk sen futbol oynadığında erkeklerle birlikte mahallede, sokak aralarında nasıl tepki verdiler? Yani şöyle söyleyeyim, babam hiçbir zaman karşı çıkmadı, hep destek verdi. Ama annem ilk başlarda çok sıkıntı yaratmıştı benim için. Sürekli eve pis gelmemden ya da geç gelmemden çok rahatsızdı. Kız çocuğusun, hani futbol mu oynarsın, hani daha farklı şeylerle uğraşsan daha iyi olmaz mı diye söylüyordu. Ama sonra benim çok mutlu olduğumu görünce annem de bu işe gönül vermemi, oynamamı, sevmemi çok istedi. Çok da destek verdi. Bir kasabada oturuyordum. Hayatım daha çok köy yaşantısına yakındı. O zamanlar ben işte daha 9 yaşındayken bana şey söyleyebiliyorlardı. Şort giydiğimde, babamın adı Mehmet. Mehmet senin kızın bak şort giyiyor. Hani futbol oynuyor, erkeklerin içerisinde top koşturuyor dediğinde babam diyordu ki siz orada durun. Benim kızım futbol oynamak istiyor. Benim kızım burada ilerlemek istiyor ve ben onun her zaman arkasında olmam lazım dedi. Şey dedim kendi kendime, en çok beni babam destekleyecek. Hani ben başarımı ona göstereceğim falan dedim kendi kendime. En genç futbolcu olarak milli takıma seçildim. Burada da en genç futbolcu olarak oynadım falan. İşte benim babam benim başarımı gördükçe en büyük destekçi babam oldu. Aileniz takip ediyor mu? Bütün maçlarınıza geliyor mu? Veya izliyorlar mı? Evet. Eve gittiğinizde nasıl tepki veriyor? Veya arıyorlar mı hemen seni, evet, Seda? Evet. Kesinlikle. Ben Antalya'da oynarken babam gazozuna maç olsun ona bile gelirdi desteklemeye. Her maç sonrası babamla o maçın değerlendirmesini kesinlikle yaparız. Evet, babam özellikle her maçtan bir saat sonra geçince saat 12'de olsa, 1'de olsa, 2'de olsa sürekli arayıp maçın nasıl geçtiğini, gol atıp atmadığımı soruyor. Annem de oradan yanından dinliyor işte, aferin Melike çok iyi oldu, çok güzeldi, izledik maçını işte, çok gurur duyduk ama diyor ki bir dahaki sefere o kadar sert yere düşme. Sen şimdi son maçta da gol attın ve böyle bir inanılmaz bir gol sevinci yaşattın. Evet. Oradaki duygularını bize anlatabilir misin?
Biz 10 kişi kalmıştık. Top direkten döndü ve ben inanmazsınız benim önüme geleceğini hiç tahmin etmiyordum. Çok hazırlıksız yakalandım diyebilirim. Ama o an o topa yatarak değil de normal bir şekilde vursaydım büyük ihtimal gol olmayacaktı. Fileler havalanmayacaktı. İyi ki de yatarak vurmuşum ve daha sonrasında böyle inanamadım ya. Hani düştüm, kalktım, baktım ki gol olmuş, 2-0 öne geçmişiz. Yani hayatımda unutamayacağım anlardan eminim bir tanesi buydu. Şunu merak ediyorum, şimdi erkek arkadaşlarınız da vardır. Evet. Erkekler daha çok futbol izliyorlar. Evet. Böyle maçtan sonra veya işte bir araya geldiğinizde size ne soruyorlar, size taktik veriyorlar mı? Taktik vermiyorlar, daha çok taktik istiyorlar diyelim erkeklere, böyle söyleyelim. Onlardan iyi olduğum için pek taktik bana vermiyorlar, ben onlara taktik veriyorum. Peki erkek arkadaşlarınızla oturup sohbet ettiğinizde hep futboldan mı konuşuyorlar? Biz zaten hep futboldan konuşuyoruz. Çünkü yani erkek arkadaşlarımız ondan sıkılıyor. Ya Bahar artık başka konu yok mu ya? Yani bırak artık işte şu o maçı almış, böyle olmuş, o oyuncu şu paraya gitmiş vesaire, bırak başka şeyden konuşalım. Bizler için bir aşk ya. Yani anlatılmaz hakikaten. Ben gece en son televizyonu kapatmadan spor kanalları kapatıyorum. Sabah kalktığımda tekrar spor kanalları var. Artık bu tamamen hayata bakış açısı olmuş. Peki böyle futbolda var ya, böyle göğsünde yumuşatıyorsun topu. Siz yapıyor musunuz onu? Evet, kesinlikle her antrenman yapıyoruz. Erkekler kadar iyi yapabiliyor musun? Daha iyi yapıyoruz. Süper, harika. Peki hep yorumlarda okudum böyle işte kadınlar en önemli maçlarında regle olurlarsa ne olacak? İyi oynayamazlar falan gibi böyle yorumlar var. Ne diyorsun? En önemli maç geldi, o gün reglisin. Performansın düşer mi? Yok, kesinlikle düşmez. Kendimi hatta daha iyi hissederim. Kadın olduğumun farkına varırım ve hani bu zorlukların içinde daha güçlü durmayı tercih ederim. Tabii ki regli dönemlerimizde çok ağrılarımız oluyor ama ilaçla hallediyoruz. Ama ben şuna inanıyorum, yani özellikle kendi bedenimi tanıdığım için ben regli günlerinde daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Çünkü hormonlar daha hızlı çalışıyor. Benim için çok şey olmuyor, engel olmuyor ya. Zaten kadınlar her şeyin üstesinden gelir, bunun da üstesinden gelir, yani bu bir engel değil. Ben etkilenmiyorum. Yani bazen de daha enerjik olduğumda oluyor o günlerde. Peki Atletico Madrid maçı çok önemli bir maçtı. Evet. Ne gördün orada? Yani bir yabancı bir takımla oynayan bir Türk takımı, ilk defa kadın futbol takımı böyle bir şey oluyor. Ne farkı vardı Türk takımlarından? Yani çok farklı bir atmosfer vardı böyle. Zaten 40 bine yakın taraftar vardı. İlk defa böyle bir atmosferde maç yaptık. İnanılmaz bir duyguydu, yani çok gurur verici, onur verici bir duyguydu. Hayatımda 20 yıl futbol oynadım, öyle bir gün görmedim. Kadın futbolu adına atılmış en büyük adımdı Atletico Madrid maçı. Eminim hepsinin ayakları böyle titreyerek sahaya basıyordu. Bunun tekrarları eminim yaşanacaktır ama Türkiye'de bir ilk yaşandı. Atletico Madrid'le dostluk maçı yaptılar. Bu maçı tam 33 bin kişi izledi. Vodafone Kupası Türkiye'de bir kadın futbol maçında en fazla taraftarın bulunduğu müsabaka olarak da kayıtlara geçti. Sevgili Berna, bu işte seni en çok zorlayan şey ne oldu? Yakınlarının vermiş olduğu tepkiler aslında en zoruydu. Dışarıdaki insanların vermiş olduğu tepkiler değil. Çünkü bir kızın, küçük bir kızın o kadar erkeğin içerisinde futbol oynaması benim aslında akrabalarım tarafından yanlış karşılanıyordu. Marmara Üniversitesi'nde öğretmenlik bölümü okuyorum, 2. sınıfım. Biz hem öğrencilik yapıyoruz hem futbola geliyoruz antrenmana, hani sürekli bir hareket içerisindeyiz. Kendimizi tamamen futbola veremiyoruz ve bu zor oluyor bizim için. Ya okulu devam ettirmek istiyorsun, ya futbola devam etmen gerekiyor, ya da ailen evde eğer senden bütçe anlamında bir destek bekliyorsa üçü arasında ya tercih yapıyorsun ya üçünü birlikte götürmeye çalışıyorsun. Bu süreçte biz çok futbolcu arkadaşımızı kaybettik. Babam fazla desteklemiyordu, hani kız futbol mu oynar, şort giyeceksin falan. Öyle akrabalarımdan da desteklemeyen oldu beni. Çok ön yargıları oldu. Ama hani ben başarımı gösterdikçe bu ön yargıları kırdım. Gittiğim halı saha maçında da, mahallede oynadığım futbolda da, stada gittiğimde maç için yorum yaparken sesimi yükselttiğimde de hep erkeklerin maalesef ve hepsini bir arada katmıyorum, %100'ü demiyorum. Maalesef ya biraz onurunu incitmeleri, ya biraz gururunu oynamaları, ya az da olsa dalga geçmeleri hep bunlarla savaşarak geçti. Ama sonra saygıyı kazandıktan sonra el üstünde tutulabiliyoruz. Kadın futbol mu varmış, kadın takımı mı varmış diye konuşuluyordu. Ama şu an kadın futbolda ülkemizde gelişmekte olduğu için artık hiç kimse yadırgamıyor. Hayatın her alanında cinsiyete dayalı eşitsizlik var. Bu ayrımcılığın boyutunu rakamlar da çok iyi anlatıyor. Şöyle ki, lisanslı futbolcuların sadece %2'si kadın. Türkiye Futbol Federasyonu istatistikleri aynı zamanda antrenörlerin %1'inin kadın olduğunu söylüyor. Peki erkek futbolcu olsaydın hayatında ne değişirdi? Çok şey değişirdi. Sahip olduğumuz imkanların 10-20 katı olabilirdi. Sadece futbol odaklı olabilirdik. Bu işi meslek gibi görürdük o zaman. Şu an
sevdiğimiz için hani yapıyoruz gibi daha çok. Şu var o zaman, hani bir kadının işin futbolu meslek olarak maalesef görmüyoruz şu anda. Şu an Türkiye'de maalesef görülmüyor. Keşke o düzeylere gelsek, o profesyonelliği yaşayabilsek. 9 saat başka bir işte çalışmak zorunda olmayacaktık. Antrenmana gelirken 2,5 saat otobüse binmek zorunda olmayacaktık. Benim arkadaşlarım, ben de dahil, herkes 2 işte çalışıyor. 2-2,5 saat toplu taşımayla sahaya geliyor. Aslında eforun, günün eforunun %60'ı orada bitiyor ve buraya sahada %40'ı kalıyor. Sonra kadın futbolu neden yavaş diyorlar, neden erkekler kadar hızlı değil diyorlar. İşte bu nedenle aslında. Toplumda yerleşik olan ve spora da yansıyan bu cinsiyetçi kalıbın değişmesi gerekiyor. Türkiye'de bu hareketi ilk olarak futbolda ben varım diyen kadın sporcuları destekleyerek başladık. Bu yıl Ben Varım projemizin devamı olarak daha büyük ve odaklı bir adım attık. Beşiktaş kadın futbol takımına göğüs sponsorluğunun yanı sıra isim sponsoru da olduk. Bu işte neyi başarmış olmayı istiyorsun? Hedefin ne? Beşiktaş'ta olduğum sene benim 5. şampiyonluğumdu ama en özeliydi. Özellikle onu söylemek istiyorum. Çünkü burada kazandığımız şampiyonluk diğer hepsine bedeldi. Hedefimiz ise tabii ki de Şampiyonlar Ligi'nde adımızı en üst yerlere yazdırmak. Ülkemizi, Beşiktaş'ımızı en güzel yerlerde temsil etmek hedeflerimizden bir tanesi tabii ki de. Ülkemizi yurt dışında, Avrupa'da iyi bir kulüplerde temsil etmek. Yani oralarda forma giymek. İnşallah bir gün Süper Lig'de takım çalıştırmak istiyorum. İnşallah Beşiktaş'ta olur tabii bu erkek takımımız. İnşallah ilk kadın spor bakanı olmak istiyorum. Ben de size bunu soracaktım. Evet. Gençlik ve spor bakanı olsanız ilk neyi değiştirirdiniz İlk neyi değiştiririm biliyor musunuz? Doğudan başlarım. Sadece futbol değil bu yalnız. Her branş olabilir. Bütün kız çocuklarını toplarım orada. Derim ki devlet büyüklerimize de hadi bize bir yer gösterin, bir tesis yapalım. Onlar burada kalsın, jimnastikçi jimnastik, atletizmde atletizm, ne istiyorlarsa onları orada o köyde, öğretmenlerin okulun olduğu köyde yetiştirmek ve geliştirmek isterim. Ben Afyon'un Şuhut ilçesinde öğretmenlik yapıyorum. Şehirde bulunduğum zamanlarda antrenman yapmam gerekiyordu ve bir kız çocuğu var orada. Futbol oynamayı çok seviyor, ben antrenman yaparken denk geldim. Ve hala bana yazıyor işte diyor abla, hocam ben antrenman yapıyorum. Ben ona öyle bir örnek olmuşum ki aslında o sahaya gittiğimde ben ne idmanı yapıyorsam o da benimle yapıyordu. Çünkü ben de senin gibi olmak istiyorum diyordu. Türkiye'de sizleri başarıya götürmek hissi için ne tür desteklere ihtiyacınız var? Beşiktaş'ın olduğu gibi büyük kulüplerin, Fenerbahçe, Galatasaray, Süper Lig kulüplerinin de bu işlerin içine girmesi gerekiyor ki bir destek artsın, bir basında ses getirelim. Kadın futbol açısından gelişmekte olan bir ülkeyiz. Önceden emekliyorduk, şimdi ayağa kalktık, yürümeye başladık. Maçlarımızın sürekli yayınlanmasını istiyoruz. Hani kadın futbolunda biz de varız demek istiyoruz. Biz şuna gönülden inanıyoruz. Daha iyi bir gelecek ancak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve bir toplumda güçlü kadınlarla mümkün. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, onları da bekliyoruz. Yani hep beraber güzel olduğunu düşünüyorum ben. Anadolu kulüplerimizi de bekliyoruz. Belki de erkeklerin Süper Lig maçlarından önce bizim kız takımlarımız oynayıp daha sonra onlar sahaya çıkacağız. Hiç belli olmaz. En çok isteğimiz de bu. İnşallah eşit şartlarda eşit şekilde yarışırız. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Tekrar evimize hoş geldiniz.